Günaydın sevgili izleyenler. Bir Kentte Sabah programıyla daha yeniden karşınızdayız. Yine her sabah olduğu gibi sevgili arkadaşım Gizem'le birlikte gündeme dair konuşacağımız bir program olacak. Günaydın Gizem. Günaydın Esra. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim çok şükür. Nasıl olalım? Soğuk havalarla mücadele ediyoruz. Evet, bugün yine oldukça yağışlı bir gün. Ama tabii ki artık yağış haberlerini biz mutlulukla karşılıyoruz. Evet. Bu kuraklık çağrılarının yanı sıra. Yağmurlu bir sabah uyanmak hepimiz için aslında bir nebze umut kaynağı oluyor. Evet, aslında yağmur yağdığında hava çok soğuk değil. Yani şu an çok güzel oluyor bence. Evet. Hani kar yağdığında derler ya, daha önce de konuşmuştuk, hava hani yumuşuyor diye. Asıl yağmur yağınca hava yumuşuyor. Yani evet, ben yağmur öyle yağdığında geliyor. Bir soğukluk hissetmiyorum. Gayet hava yumuşak oluyor. Ben çok seviyorum yağmurlu havayı. Evet, ben de çok seviyorum. İnsana böyle bir dinginlik veriyor sanki. Evet. Bilmiyorum, farklı bir havası var. Bir yandan izleyicilerimize ulaşması için görüntüleri paylaşıyorum. Bu arada yorumumuz gelmiş. Şevval Temur yazmış. Merhaba demiş. Bizden de merhaba. Merhaba. Dilersen gazetelerimize geçelim. Ara ara yorumlarımıza döneriz. Çorum Haber Gazetesi'nden bir başlığımız bulunmakta. İnsani Değerler Platformu'ndan kan bağışı. Dün de üzerinde durmuştuk aslında bu konunun. Evet. Pandemi nedeniyle kan bağışlarında bir azalma meydana gelmişti ve bunun için Kızılay düzenli olarak çağrıda bulunuyordu. Bu çağrıya İnsani Değerler Platformu'ndan bir yanıt geldi. Aslında sadece onlar değil, yine birçok STK oradaydı. Oldukça kalabalık ve güzel Evet. bir etkinlik düzenlemişlerdi Kadeş Meydanı'nda. Detaylarını birazcık okuyayım, ondan sonra biz de zaten oradaydık, anlatırız. Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle Kızılay'a yapılan kan bağışlarında önemli oranda düşüş yaşandı. Çorum İnsani Değerler Platformu da Kızılay'ın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmadı. Platform üyeleri başlattıkları kampanyayla Kızılay'a kan bağışında bulundu. Evet, söylediğim gibi biz de zaten Evet, oradaydık, Kadeş oradaydık. Meydanı'ndaydık. Kızılay Şube Başkanımız Hüseyin Kılıç ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Ardından İnsani Değerler Platformu sözcüsüyle de konu üzerine konuştuk. Ve oldukça kalabalıktı yani, Kesinlikle ilgiye o çağrılar işe güne özen mi de yaramıştı. bilmiyorum ama evet, çağrılar işe yaramış gibi görünüyordu. Yani güzel bir görüntü vardı. Biz de içeride çekimlerimizi yaptığımız esnada sırada bekleyenler olsun, form dolduranlar olsun ve o esnada kan verenler olsun, gayet güya hani yoğun bir ilgi vardı. Çok da güzeldi. Evet, açıklamaların arasında bir de şu nokta dikkat çekiciydi. Hani bir yarım litre kadar kan bağışında bulunduğunda bile 3 tane hayatı kurtarabiliyorsun. Aslında çok Evet. önemli kan vermek. Bu açıdan hepimizin duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. O gün de söylediğin gibi oldukça bağış alındı aslında. Birkaç gün daha sanırım orada olacak bu mobil araç. Yani kan vermek isteyen izleyicilerimiz varsa Kadeş Meydanı'ndaki araçtan verebilirler. Aynı şekilde Çorum'da Saat Kulesi'nde bu Hürriyet Meydanı civarında da genellikle kan Evet, bağışı yerleri oluyor. var. Hani Yani dün gitmek de ve zaten bu konuya evet. değinmiştik. Yani verdiğiniz sizin bir kanınız, yani bir 5 dakikanız kaç kişinin hayatına kurtarıyor, kaç kişinin hayatına hani mucizeler yaratıyor. O yüzden hani insanların bu konuda daha bilinçli olmaları herkesin adına daha güzel olur. Evet, bu arada yorumlarımız birikmeye başladı. Kaçırmamak adına ben biraz onlara değinmek istiyorum. Ebrar Türk yazmış, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Sureri Onan İstanbul'dan selamlar demiş, teşekkür ediyoruz. Bilal Arıcı hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Ahmet Mert merhaba, hayırlı sabahlar, günaydın, hayırlı yayınlar. Kent TV kolay gelsin, selamlar, sevgiler, tebrikler demiş, teşekkür ediyoruz. Erkan Aykan Kent 19 ailesine hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, selam sizlere demiş, teşekkür ediyoruz. Halim Kars Almanya'dan selamlar, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Ve ben Çorum Haber Gazetesi ile devam ediyorum. Pandemi sürecinde lojistik ve kargo firmalarının yükü arttı. Sağlık çalışanlarından sonra sahada en fazla risk alanları da kuryeler olduğunu belirten Haluk Aşkın, bu sektörde büyük özverili hizmet verilmeye çalıştığını, küçük aksaklıklar ve gecikmeler karşısında hoşgörü davranılması gerektiğini söyledi. Aşkın, küresel salgın gösterdi ki sağlığımızdan ve insanlığımızı kaybetmeden yaşamamızı sürdürmekten daha değerli bir şey yok dedi.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi iş insanı Haluk Aşkın, pandemi sürecinde insan yaşamına pek çok farklılıkların meydana geldiğini, yeni alışkanlıkların geliştiğini, özellikle alışverişte köklü değişimlerin yaşandığını belirterek, sanal alışverişin ön plana çıkmasıyla birlikte üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini gören kargo şirketleri, lojistik firmalar ve ambarların yüklünün büyük ölçüde arttığını söyledi. Aslında kendisi gerçekten çok da doğru bir konuya değinmiş. Bu pandemi süreci nedeniyle alışverişler daha çok internet üzerinden olmaya yoğunlaşıldı. Biz de olmak üzere başta. Tabii. Yani internet alışveriş yapmak şu an daha cazip geliyor çünkü hem çeşit Evet. olsun hem de hani Fiyat insan kalabalığı uygunluğu yok, da oluyor. fiyatlar uygun, indirimler oluyor bu dönemden dolayı. O yüzden hani internetteki alışveriş gerçekten ilgi oldukça arttı bu son bir yılda diyelim. Zaten vardı, daha bir ilgi görmeye başladı ve bu kargoculara gerçekten bizim de biraz daha yakın, daha anlayışlı davranmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Hani biz de denk geliyoruz, görüyoruz. O yüzden hani kendisinin söylediği her şeye katılıyorum. Evet, ben de aynı şekilde bu görüşe katılıyorum. Biz de zaten yakın zamanda kuryelik yapan arkadaşlarımızla görüşmüştük. Onlarla ilgili bir haber yapmıştık. Yani oldukça zor bir süreç gerçekten onlar için. Hani biz de gazeteci olarak sürekli insanlarla iç içeyiz, iletişim halinde olmak zorundayız. Biz ne kadar risk altındaysak onlar da o kadar risk altındalar. Çünkü onlar da sürekli insanlarla temas halindeler. O yüzden hatta ben şey bile düşünüyorum. Aşılarda biliyorsun belli gruplara öncelik tanınacak. Evet, Bazı kuryeler de olabilir. meslek grupları baz alındığında gazeteciler gibi, işte sağlık çalışanları gibi, yine kolluk kuvvetleri gibi belki de kuryelerin de öncelik tanınması gerekiyor. Çünkü en fazla teması sağlayan bizleriz bu saymış olduğum meslek grupları. Yani hani temas yaptığı kişilerde hani sipariş götürmekle yükümlüler ve götürdükleri kişinin COVID Aynen, olup pozitif olmadığını mi değil mi bilmiyorlar. bilmiyorlar. Yani o konuda çok haklılar. Evet, Çorum Haber Gazetesi'nden yine devam ediyorum. Havuz için geri sayım denmiş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi. Çorum'un yüz akı tesislerinden biri olan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun 2019 yılı Temmuz ayında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü teknik personelince yapılan incelemeler sonucu çatısının onarılmasına karar verilmişti. Hitit Üniversitesi'nce yapılan çatı testi raporunda çatının tehlike arz ettiği ve değişmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce çatı değişiminin yanı sıra havuzun bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında yapılmasına karar verildi. Konuyla ilgili ihale süreci de başlamış. Aynı şekilde şöyle bir durum belirtmişler. Olimpik kapalı yüzme havuzunda daha önce engelli asansörü bulunmazken yenileme çalışmaları sırasında bu eksiğin de giderilmesi konusu gündeme gelmiş ve bir asansör yapılmış. Bence bu çok çok hoş bir davranış Evet. olmuş. Olimpik yüzme havuzu evet uzun süredir sanıyorum ki biraz atıl durumdaydı. Ama artık hizmete sunulacak olması Çorumlular adına güzel bir Yani davranış ben oldu. çok yani uzun bir zaman oldu oraya gidiyordum. Hani oraya kayıt olmak için size de söylemiştim. 3-4 tüp kan Evet. vermiştim. Hani kayıt olmak için belirli testler falan yapıyordu. Herkes aynı kişiyle aynı suya giriyor diye. O çok güzeldi aslında ama ben küçük olduğum için kan vermek biraz bana çok korkutucu gelmişti. O zamanlar çok güzeldi içerisi. Şu an nasıl bilmiyorum. Ama hani o zamanlarda ilgi ve istek çok yoğundu. Yüzmeyi seven insanlar için en azından çocuklar için özellikle enerjilerini atmaları açısından çok güzel bir yerde. Hani şu an nasıl bir halde bilmiyorum ama hani bir an önce zaten pandemi sürecindeyiz. Yani şu an tabii ki kullanmak çok da doğru olmaz ama ilerleyen Evet. süreçte yapıldığı takdirde çok da güzel bir aktivite olarak kullanılabilir. Bu arada yorumlarımız gelmiş. Fuat Kutu yazmış. Hayırlı yayınlar. Ben İstanbul'dan. Fuat Aslen Çorumluyum. Hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi sabahlar. Ahmet Mert yazmış. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Kent 19 TV. Sayın Çorumlu hemşerilerimiz lütfen dikkat etsin. Sağlığımız için maske, mesafe, temizlik kolay gelsin. Hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Nergis Yılmaz hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Kesin Karar gazetemize Aa, pardon. Kağıdı önüme koymuşum, o an bir an takıldı. Kesin Karar gazetesiyle devam ediyorum. 44 günde 416 can kaybı yaşandı. Kurban Bayramı ile birlikte yükselişe geçen koronavirüs salgını son 1,5 ayda Çorum'un can kayıplarının da zirve yapmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde kararlar alan Çorum İl Umumi Hıfzı Sağ Meclisi ise İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde aldığı kararla salgına mücadele devam ediyor.
Koronavirüs salgını Kasım ayında adeta zirve yaparken Aralık ayında da can almaya devam ediyor. Aralık ayının ilk 14 gününde koronavirüs nedeniyle 165 kişinin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çorum Mahallesi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediyesi'nin ilk sağlık müdürlüğüne filyasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere 32 araç hibe etmesi nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada vaka sayılarının Eylül ve Ekim aylarına göre Kasım'da 2,5 kat arttığını bildirmişti. Denmiş ve son 44 günlük süreçte günlük can kaybı sayısının 9'un üzerinde gerçekleşti. 44 günde 416 can kaybı yaşandı. Sessiz sedasız kısıtlı sayıda katılımla gerçekleşen cenaze törenleri ise cenaze yakınlarına ayrı bir travmaya neden oluyor. Salgın sürecinin ardından bu yaşanan travmanın nasıl atlatılacağı ise bilinmiyor. Aslında hani birini kaybediyorsunuz ve o cenaze töreninde gerçekten çok sessiz, sakin olmak zorunda. Hani herkes katılamıyor, sevenleri hani son yolculuğuna uğurlayamıyor. Bu da çok hani acı ve üzücü bir durum. Yani biz sürekli söylüyoruz hani bu duruma düşmemek için yani olanları da göz önünde bulundurarak daha dikkatli olabiliriz aslında. Aynen öyle. Yine ben bu sabah gelirken otobüslerdeki denetimsizliği fark ettim. Hakikaten hani seninle burada defalarca konuşmuştuk. Denetim yapılacak dendiğinde maksimum bir hafta her şey yolundaymış gibi gidiyor. İnsan sayısı az, işte otobüsler boş, kurallara uyulmuş falan. Bir saatin ardından, işte bir haftanın ardından bakıyorsun ki yine her şey eski halini almış. Bu sabah benim karşılaştığım manzara tam olarak böyleydi. Yine çok fazla yolcu vardı, hem ayakta hem oturan, yine dip dibe oturan. Gördüğüm kadarıyla aslında kurallara tam anlamıyla uymuyoruz. Hala bazı şeylerin farkındalığına varamamışız. Ve Çorum gibi küçük bir ilde 44 günde 416 vaka sayısı, daha doğrusu ölüm sayısının olması çok çok korkutucu. Yani baktığın zaman hani o kadar fazla ki ciddi anlamda Çorum'da neredeyse nüfus kalmayacak bu gidişle. O kadar bizim için kötü bir gidişat. Ve buna rağmen söylediğim gibi kurallara hala uyulmuyor. Seninle zaten dün gözlerimizle şahit olduk. Röportaj için çıktık. Bütün insanlar sokakta el ele kol kola Ve o geziyorlar. kadar göze görülecek kadar bir Aynen. kalabalık vardı ki herkes hani vıcır vıcır o kadar yoğun bir akış Çok vardı ki yoğundu caddede. gerçekten. Çok şaşırdım yani o kalabalığı görünce. Zaten hani bizim Türk halkına özgü müdür bilmiyorum ama bu hani yasaktan sonra yasaktan hemen 2-3 gün sonra bir yoğunluk yaşanıyor. Sanki Evet. yıllardır dışarı çıkmıyorlarmış Aynen gibi, öyle ya. aylardır O dışarı yasağın çıkmıyorlarmış zaten. gibi dışarıya olan bir ilgileri artıyor. Evet. Ve hani sürekli söylüyoruz, tedbirler alınıyor. Senin de az önce bahsettiğin konuyla ilgili ilk önce otobüsler olsun, diğer denetimler olsun, denetimlerin alınacağı Hıfzı Sağ Meclisi'nde karar alınıyor. Ertesi gün 2-3 gün bu denetim sürüyor. Hemen ardından hani aradan bir hafta geçtiğinde Aynen bütün bir böyle denetimler gidiyor. salıverilmişlik Hemen hali var. salınıyor. Hani ilk önce her şey sıkı gibi gösteriliyor. Daha sonra bütün her şey olduğu gibi salınıyor. Ve bu yüzden kaybediyoruz bence. Yani tedbirleri Evet. olduğu kadar hani yeterince bence sıkı tutulmadığı için şu an bu durumdayız. Bence de öyle ve 416 hakikaten hani az buz bir rakam değil. Ve dün yine düne dönecek olursak söylediğim gibi insanlar gayet dip dibelerdi, işte el ele kol kola gördük. Bir de biz seninle o gün yılbaşı kısıtlamasını sorduk. Hani 4 gün kısıtlama gelecek, ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda herkese işte iyi oldu, olması gereken de şöyleydi böyleydi diyor. İşte kimisi kalkıyor 14 gün olsun, işte 20 gün olsun diyor. Yani 2 güne Ama buna rağmen dayanamıyorsunuz aynen aslında. 2 14 gün güne nasıl dayanamıyorlar. dayanacaklar bilmiyorum. Kesinlikle öyle, hani herkes şey, diğeri evde kalsın. Bunu istiyor aslında. Kendi sokakta geziyor. Bize o röportajı verdiği zaman işte evde kalmalıyız, 14 gün olmalı. Neden sokaktasın? Kendilerini ve yakınlarını haklı görüyorlar ve diğer insanlar bütün suç diğer insanların, kendileri Aynen. tamamen Bizim tertemiz insanımız uymuyor. ak. Herkes bunu Evet, söylüyor. herkes aynı şeyi söylüyor. Hani genellikle bizi insanlar uymuyor diyenlerin yarısından çoğunun maske çenede. Ve biz Evet. genellikle röportaj yaparken hani kendilerini uyarıyoruz, beyefendi, hanımefendi maskenizi çeker misiniz diyoruz. Aynen. Hani o şekilde röportaj yapıyoruz. Bir de hani genellikle kameraya görürken direkt maske iniyor. Bunu Kesinlikle. anlamıyorum ben de. Yani ne bileyim, gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz. Kesin karardan devam ediyorum. Birleşik Metal İş Genel Başkanı işçilere desteğe geliyor. Yine bizim de yerinde görmüş olduğumuz, haberini yapmış olduğumuz bir konuydu. Ekmekçioğlu fabrikasında çalışan işçilerin biliyorsun ki eylemleri hala sürüyor. Ve konuyla ilgili Birleşik Metal İş Genel Başkanı işçilere desteğe gelecek. 4.30 gibi yanılmıyorsam Kadeş Meydanı'nda olacak. Yine de detaylandıralım birazcık. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, ekmekçioğulları metal firmasında sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten atılan işçilere destek vermek amacıyla
16 Aralık Çarşamba günü Çorum'a geliyor. Ekmekçioğlu metal işverenleri tarafından sendikal oldukları gerekçesiyle işten asıldıklarını öne sürülen işçiler Kadeş Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. Genel Başkan Serdaroğlu işçiler ve işçi temsilcileriyle Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret edecek. Evet, biz de büyük ihtimal 4.30'da orada olacağız. Konuyla ilgili bir de yorumumuz gelmişti. Ona da değineyim, ondan sonrasında üzerine konuşalım istiyorum. Muzaffer Kara yazmış, pandemi sürecinde yasak olan işçi çıkarmaları nedeniyle işverenler işçiyi istifaya zorlamaları kaçıncı pandemi vakasıdır? Bilakis kadınlara karşı böyle bir durum kabul edilebilir mi demiş. Hakikaten öyle, evet, buna değineceğim. Haklı. Diğer yorumları da bir okuyayım. Mahmet Turun, hayırlı sabahlar İskilip'ten sevgiler selamlar demiş. Burhan Çınar, günaydın Çorum demiş. Yusuf İslamkaya, iyi yayınlar demiş. Dursun Yalçın, günaydın iyi yayınlar demiş. Tüm yorumlarımız için teşekkür ediyoruz. Konumuza dönecek olursak eğer, hakikaten seyircimiz Muzaffer Karan'ın da belirtmiş olduğu gibi pandemi döneminde işçi çıkarmak aslında yasak. Ama patronlar bu süreçte hakikaten çıkartamadıkları için istifa etmek zorunda bırakıyor insanları. Böyle bir mobbing uygulanıyor, görüyoruz, şahit oluyoruz. Onun dışında bir sendikaya üye olduğu için bir işçiyi kovma hakkı kesinlikle yok hiçbir, evet, patronun. Evet, kesinlikle. Bunun, o işçinin en temel hakkı bir sendikaya üye olmak. Aynen öyle. Tabii ki kendini güvence altına alabileceği, işte bir derneğe katılabilir, söylendiği gibi bir sendikaya girebilir. Yani kendi konumundaki insanlarla bir destek sağlayabilir kendisine. Ama patronların nedense bu tarz şeylere yaklaşımı hep aynı. Şunu hatırla, birkaç gün öncesinde yine kadın meclisleri, çalışan kadın meclisleri bir eylem yapmışlardı Vestel, evet, bayisi önünde. Bunun sebebi de sanırım Bursa'daydı. Bursa'daki bir Vestel firması 1000'in üzerinde pozitif vakası bulunmasına rağmen kapatma yoluna gitmiyordu. İşçilerin sağlığını tehlikeye atıyordu. İnsanlar da bu duruma itiraz ettiklerinde bir kadın işçi kovulmuştu. Kendi sağlığı için orada mücadele ediyor haklı olarak. 1000 tane pozitifin var. Evet. Bunu duyurmuyorsun, saklıyorsun. İnsanların hani canını verecek noktaya kadar çalışmalarını istiyorsun. Ardından kadın bunu yapınca, bir de çalışan kadın meclislerine üye olduğu ortaya çıkınca diğerleri de aynı tutumu sergiler diye bu meclise üye olan birkaç kadını daha çıkartıyor. Bunun üzerine 81 ildeki bütün kadın meclisleri toplanarak Vestel bayileri önünde bir eylem gerçekleştirdiler. Biz de Çorum'dakine katılmıştık. Orada da söylendiği gibi hani işçilerin, daha doğrusu patronların öncelikle olması gerektiği konu şu: bu pandeminin gidişatı nasıl durdurulabilir? İşçi, ne bileyim, işçilerimin sağlığını nasıl sağlayabilirim? Hani tamam, işimin aksamasın, işimin devamı gelsin ama işçilerim de zarar görmesin. Hani bunun ortak paydasını bulması gerekiyor. Evet, yani olması gereken, ama genelde işverenler kendilerini ama öncelik olarak aynen görüyorlar. Aynen öyle, ve işçiyi hiçe sayıyor. Için, hani evet, işçi hiçe sayıyorlar. Çalışması gereken herhangi bir robotmuş gibi görüyorlar. Bu insan gece gündüz demeden sana çalışamaz. Bu insanın bir şeyi var, hani evi var, ailesi var. O 1000 tane pozitifin içinde bu kadınları çalıştırıyorsun. Bu kadın ailesine taşıyor bunu. Yani bunları hiç önemsemiyorlar. Hakikaten hani iş aksamasın, benim param gelsin, başka hiçbir düşünceleri yok. Bazı işverenler cidden böyleler. Evet. Ve ekmekçioğullarında yaşanan durum da bunun gibi bir durumdu. Sadece sendika üyesi oldukları için pandemi gibi zorlu bir şartların altında insanları işinden, evet, gücünden ettiler. Ve ekmekçioğullarında çıkarılan işçi sayısı gün geçtikçe artmaya, evet, da devam, evet, ediyor. Aynen. Çünkü bütün, yani bizim sendika üyelerini zaman, tek tek kovuyorlar. Şu anki haline göre daha az çıkarılan kişi sayısı vardı. Hani her gün görüyorum haberlerini, biz de paylaşıyoruz. İşçi sayısı giderek artıyor, çıkarılanlar. Bu arada Muzaffer Kara tekrar yazmış. Yaşadığımız ağır durumlarla karşı karşıyayız. Yaşadığımız bir durum demiş. Evet, kendisi de bu durumu yaşamış bir seyircimiz. Yani ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü hakikaten bu haksızlık karşısında çok canım sıkılıyor ve çok üzülüyorum. Çünkü, evet, hak etmiyor insanlarımız bunları. Yani yapılan o kadar çok haksızlıklar var ki, aynen, her konuda. Öyle. Yani hangi birine değinsek, hangi birinin sesi olmaya çalışsak, yani artık biz, aynen, de şaşırıyoruz, öyle, ve yani çok biz üzülüyoruz. Elimizden geldiğince zaten hani duyduğumuz zaman hemen gidiyoruz, çekimini yapıyoruz. Bu insanların sesi duyulsun istiyoruz, haberleştiriyoruz. Hani gündemde tutmaya çalışıyoruz bunu. Ki hakikaten hani ekmekçioğullarının da bu konuda güzel bir direnişi oldu. Evet. Çünkü birçok partili de gitti, destek oldu. Yani seslerini Bugün de aslında zaten güzel yapılacak. Duyurdular. Aynen. Umarım yani sonunda istediklerine ulaşabilirler. Biz de tabii ki elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz bu konuda. Böyle, Evet. haksızlıkların önünü bu şekilde keseceğiz. Evet. Kesin Karar Gazetesi'ndeki son haberimize değiniyorum. Ücretli park sorunu çözmez.
Bildiğiniz üzere yine son dönemlerin çok konuşulan bir konusuydu. Hı. Belediyenin yol kenarına, Gaz Caddesi'ndeki yol kenarının bir kısmına caddenin dubalar dikmesiyle bütün vatandaşını ikiye bölündü her zaman olduğu gibi. Kesin Karar Gazetesi de insanların düşüncelerini almış. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Gaz Caddesi'nde önümüzdeki günlerde 15 dakikadan uzun süren parklar için ücret alınacağını açıkladı. Pazartesi günü basın mensuplarının açıklamalarda bulunan Aşkın, Gaz Caddesi'nde ilk park 15 dakikası ücretsiz olacak. Sonraki sürelerde saat saat ücretlendirme yapılacak açıklamalarında bulundu. Biz bu şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi'ndeki ücretli park ile ilgili görüşlerini aldık. Görüşlerini aldığımız sürücüler trafiği rahatlatmak ve araçların uzun süreli park etmesini engellemek adına parkın ücretli olmasına olumlu baktı. Sürücüler ücretli olmasıyla birlikte Gazi Caddesi'nde bir düzen oluşacağını dile getirdi. Birkaç vatandaşın düşüncesine değineceğim. Yorumlarına park ücreti mantıklı. Gaz Caddesi'nde düşünülen ücretli otopark uygulaması ile ilgili görüşlerini aldığımız bir sürücü 15 dakikadan sonra mantıklı ama park parası düzenini nasıl yapacaklar? Belediyeden bununla ilgili kesin bir sonuç çıktığında sistemde oturmuş olur. Park için kısa süreli durmak daha mantıklı. En azından trafiği sıkıştırmak adına dedi. Ücretli olması kolaylık sağlayacak demiş bir başka vatandaş da. Gaz Caddesi'nde park ücreti kararına olumlu bakan Ferhat Bey, parkın ücretli olması mantıklı. 15 dakika zaten yeterli bir süre. İş yolu olan insanlar park aracını park edip sonrasında uzun bir süre bırakıyor. Bu da Çorum trafiği için bir sorun oluyor demiş. Bir başka kişinin görüşü ise mantıksız zaten kısa süreli park ediyoruz demiş. Görüşlerini aldığımız Cengiz Reşat, park ücreti alınması mantıksız zaten kısa sürede park ediyoruz. Bir de ücretler ne kadar olacak, nasıl olacak bu park ücretleri, bunların açıklanması lazım demiş. Evet, yine söylediğim gibi insanlar ikiye bölünmüş durumda. Evet, ama çoğunluk sanki bu durumdan rahatsız gibi. Yine dün şahit olmuştuk, Evet, biliyorsun. hani biz başka bir konuyu soruyoruz vatandaşlara. Kendileri direkt oradaki dubalardan Onları parka bahsediyorlar. çekiyorlardı, aynen. Veya başka bir çekim yaptığımız esnada vatandaşların arasındaki diyalogları duyuyoruz. İşte hemen orayı konuşuyorlar. Çok denk geldik Evet, dün. yoldan geçen insanların ister istemez dikkatini çekiyor bu yol. Ve kendi aralarında bunların muhabbetini geçiriyorlardı. Hakikaten büyük bir çoğunluk bundan rahatsız olmuş durumda. Bir de daha öncesinde hani ücretli park meselesi yoktu. Şimdi ücret alınacak olması da biraz insanları kışkırttı sanıyorum bu konuda. Evet. Hakikaten ama daralma olduğu bariz belli. Çünkü dün gördük, trafik büyük oranda sıkışma yaşadı. Yani bilmiyorum, umarım çözülür. Belediye Başkanı Ali İbrahim Aşkın da zaten konuyla ilgili Açıklamasını görüşmüştü yaptı, aynen evet. esnaflarla. Bakalım ortak bir karara varacaklardı en son. İlerleyen süreçte göreceğiz onu da. Evet. Evet, biraz ulusal gündemimize dönecek olursak eğer Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması bulunmakta. Covid-19 takip merkezleri açılacakmış. Sağlık Bakanlığı Covid-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için Covid-19 takip merkezleri açmaya başladı. Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesinde daha sonra tüm yurtta yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre merkezlerde Covid-19 geçirmiş hastaların varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl boyunca takip edilecek. Şu an çok üzülüyorum okurken. Benim sürekli bu koku alamama halim geliyor aklıma. Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini arttırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek denmiş. Bence çok yerinde bir uygulama olur. Çünkü şöyle bir durum var. Tekrar tekrar açıklandı hani koronaya yakalanan kişi olsun, isterse temaslı kişi olsun. Her ikisinin de karantina süresi 10 güne çekilmişti. Ve 10 günün sonunda ikinci bir test yapılmadan sokağa çıkmaları serbest Aslında bu olacaktı. da çok yanlış. Hani Evet. 10 gün hem 10 gün gibi bir 4 gün eksiltiliyor, kısaltılıyor ve bunun üzerine test yapılmadan sokağa çıkılması bence çok mantıksız. Yani Kesinlikle tamam, çok 10 gün mantıksız. sonra ilaçları düzenli kullandığı takdirde virüs vücudunu terk edecek olabilir ama bu herkeste böyle olacak Aynen. değil. Hani virüs zaten herkeste farklı şekilde semptomlar gösteriyor. Ağır atlatanlar olsun, hafif atlatanlar olsun. Bu 10 günde bir kişinin vücudundan yani bir kişi de çıkıyor diyor, herkese çıkacak diye bir şey yok. Bence test yapılıp da çıkarılmaları daha mantıklı olurdu. Kesinlikle öyle olur ve şöyle de bir durum zaten var. Söylediğin gibi insanlar o 10 günlük süre içerisinde ilaçlarını kullanıyor. Çoğunlukla negatife dönüyorlar ama pozitif kalan oluyor. Evet. Ve hatta pozitif kalmalarına rağmen sokağa çıkabilecekleri söyleniyor.
Diyorlar ki artık 10 günün sonunda ilaçları da kullandığın için senin bulaştırma oranın az. Hani bitmedi ama az. Yine bulaştırabilirsin ama çok düşük bir ihtimal. İşte çift maske tak, çift eldiven tak. O şekilde pozitif de olsan sokağa çık. Evet. Bu söyleniyordu. Ama en azından şu takip merkezleri gelirse, burada söylendiği gibi de bir uygulama yapılırsa belki bunun işte önüne geçilmiş evet. olur. Hani test yapılmaz insanlara ama takip merkezinde kontrol edebilirler. Hani negatifler mi, semptomlar devam ediyor mu, bulaştırıcılık oranı nedir ne değildir, kalıcı bir hasar oluşmuş mu? Bunlar takip edilir. O açıdan en azından bu merkezde bu ikinci test yapılmaması olayı telafi edilebilir diye evet. düşünüyorum. Aslında bu konuştuklarımızın hepsinin ucu sıkı tedbirsizlik, yani tedbirin olmaması. Aynen. Hani tamam, güzel tedbirler, güzel kararlar alınıyor ama işin sonu güzel bitmiyor ne yazık ki. Aslında alınan kararlar ve tedbirler güzel ama sıkı tutulmadığı için yani bu hale geldik. Senin de bu bahsettiğin haberdeki bu yerler olursa en azından hani test yapılması bile takip edilmeleri açısından biraz daha iyi olabilir. Ben de devam ediyorum. Bu 11 Aralık'ta Çin'den gelen aşıyla ilgili bir haber olacaktı aslında. Biz de aramızda konuşmuştuk neden aşıyla ilgili bir haber gelmedi diye. Açıkçası bunu merakla bekliyorduk. Bununla ilgili bir haber geldi. Türkiye'de 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı. Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşısının 11 Aralık'ta planlanan 50 milyon dozluk ilk teslimatı Çin'deki prosedüre takıldı. İlk parti aşıların 10 gün içinde gönderilmesi planlanıyor. Daha önce Aralık sonu olarak öngörülen aşılamaya yeni yılda başlanacak. Bu sefer de yeni yıla kaldı. Yani geç olsun güç olmasın diyelim. Hayırlısı aynen olsun. Denebilecek çok fazla şey yok bunun üzerine. Evet. Yine ben koronaya girmişken artık koronadan devam edeceğim. Dünkü tablo oldukça yine korkutucuydu. Çünkü yine 32 binin üzerine çıkmayı başardık. Evet. Kötü anlamda. Yani giderek hani bir gün düşüş yaşasak ertesi gün onun iki katı bir yükseliş aynen yaşıyoruz. Aynen öyle. Şöyle denmiş haberimizde. Türkiye'de COVID-19 salgınında bugün 235 kişi hayatını kaybetti. 32.102 yeni vaka tespit edildi. 5.064 yeni hasta tespit edilirken yoğun bakım tedavisi görenlerin sayısı 5.988 oldu. Böylece açıklanan verilerin tamamı düne göre yükselmiş oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yeni vaka sayısı düne göre 2.500 artarak 32.102 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım demiş. Ama söylendiği gibi bir günde çok fazla artış var. Yani 2501'den artıyoruz ve 32.000'in üzerine yani gerçekten çıktık. Gerçekten o rakamlar, sayılar o kadar korkunç aşamalara geldi ki. Hani bize, bilmiyorum insanlara normal mi geliyor bu sayılar ama gerçekten çok fazla. Yani her gün onlarca, hani Çorum için konuşuyorum, o kadar çok fazla kişi kaybediyoruz ki programın başında senin de söylediğin gibi hani insan kalmıyor gibi geliyor insana. Sürekli ölüm haberleri geliyor sürekli. Aynen. Ve çok can sıkıcı bir hal aldı gerçekten bu sayılar olsun, ölümler olsun. Yani insanların bu tedbirsizliği yüzünden yani umarım daha kötü bir hal almayız. Şu aşılar, umarım. İlaçlar bir an önce gelse de kurtulsak artık, bıktım gerçekten. Ben de bıktım hakikaten. Ama o dün de üzerine konuştuğumuz ilaç gelirse ben o ilaçtan ümitliyim. Ben de ümitliyim biraz da. Hani aşıdan bir tık daha ümitliyim ondan. Evet, belki aşı olmak de. İstemeyenler hani daha mantıklı gelebilir o insanlara. Evet evet, zaten dün yine bunun haberi yapılmıştı. Ana haberler bununla doluydu. Hani biz de zaten benzerini yapmıştık. Aşı olup olmayacaklarını sormuştuk insanlara. Yine ikiye bölünme söz konusuydu. Bu ulusal kanallarda yapılan haberde de aynı durum vardı. Hatta çoğunluk aşıya tepkiliydi, yaptırmak istemediklerini evet. söylüyordu. Ve çoğunluğu yine bizim karşılaştığımız gibi cevaplarla karşılaşıyordu. İşte devlet büyüklerimiz yaptırırsa biz de yaptırırız. Bir de böyle bir ölçüm yoluna gidiyorlar. Hani ben şunu da anlamıyorum. Hani bu sürece gelene kadar aşı aşı diye herkes hani evet. dört gözle aşıyı bekledi. Aşı haberlerini beklediler, aşının bir an önce gelmesini. Bu sefer aşı o gelecekti, yani aşının olduğu hakkında haberler çıktı. Bu sefer de yaptırmayacağız diyorlar. Aynen öyle. Yine Türk halkının olmazsa olmaz düşüncelerinden biri. Yine koronavirüse devam ediyorum ben. Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim kurulu üyesi ve Sinovac koordinatörü Profesör Doktor Ünal yanıtladı. Yine başka ülkelerin hani bu koronavirüs aşısı bilindiği üzere sadece Çin'de değil başka ülkelerde de üretildi. Evet. Ve bu Batı ülkeleri genellikle Çin aşısı değil de diğer ülkelerden üretilen aşıları tercih etti.
Profesör Doktor Ünal da yanıtlamış bunu şu şekilde. Bilim Kurulu üyesi ve Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Profesör Doktor Serhat Ünal, Çin aşısının neden Batı ülkeleri tarafından tercih edilmediğini anlattı. Aşının güvenli olduğunu belirten Ünal, siyasi faktörler nedeniyle Batı ülkelerinin Çin aşısını tercih etmediklerini söyledi. Haber Global'da Candaş sundu. Az önce konuştum programına konuk olan Sinovac Türkiye Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü Ünal, Batılı ülkelerin neden Sinovac aşısı tercih etmediğinden koronavirüse karşı yürütülen ilaç çalışmalarına kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Türkiye'de tartışma konusu olan Çin aşısının güvenilirliği ile ilgili soruya yanıt veren Profesör Doktor, sağlıkta ikinci kalite diye bir kavram yoktur. Sinovac 15-20 yıldır aşıyla uğraşan bir firma. Yıllardır dünyaya aşı yapıp satan bir firma. Daha önceki malzemeleri güvenerek kullanılmış. Herkes bu aşının iyiliği kötülüğünü düşünüyor da sağlık ekibimiz düşünmüyor mu? Ben bir huzursuzluk görmüyorum. Bir miktarda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ucuzluk kavramıyla birleştirilerek ifadelerini kullandı. Denmiş. Yoruldum okurken. Fark ettim. Yani demek ki bunu da böyle bir açıklaması vermiş. İnsanların bu da kafasını karıştırıyordu aslında. Neden diğer ülkeler Çin aşısı değil de başka ülkelerin aşısını tercih ediyor diye. Yani bunun da böyle bir açıklaması varmış demek ki. Evet. Koronanın artık biraz dışına çıkalım istiyorum. Yine Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir açıklama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında Amerika'nın yaptırım sözlerine cevap vermişti. Bununla alakalı yine şöyle bir haberimiz var. Meclisteki dört partiden ABD'nin yaptırım kararına ortak tepki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Celal Adan, genel kurulda dört siyasi partinin ortak açıklama metnini okudu. ABD yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararının reddedildiğini ifade edilen açıklamada, Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez, bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir ifadesi yer aldı. Hakikaten biz de biliyorsun yine vatandaşlarımızın da görüşlerini aldık bu konuda. Onlar da aynı cevabı vermişlerdi. Hani sokaklardan yükselen sesler de aynı şeyi söylüyor. Türkiye geri adım atmaz. Türkiye işte dik duruşunu sürdürür gibi. Onların yanı sıra protokol üyelerimizle de bir görüşme sağlamıştık. AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile ve Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ile görüşmüş. Konu üzerine yorumlarını almıştık. O görüntülerimiz hazırsa onları verebiliriz. Kim ne yaparsa yapsın, büyük Türkiye'nin büyük yükselişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kesintiye uğramadan devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında ardı arkası kesilmeyen açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan biri de Avrupa ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı söylemlerine verdiği yanıt oldu. Erdoğan, onların yaptırımı bizi ırgalamaz diyerek sert bir çıkışta bulunmuştu. Biz de bu çıkışın ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak'ın ve Çorumlu vatandaşların konuyla ilgili görüşlerini aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Avrupa ve Amerika'nın Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara ilişkin açıklamada bulunmuştu. Biz de bunun üzerine protokol üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan konuya ilişkin görüşlerini aldık. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizle ilgili almış olduğu çeşitli yaptırım kararlarını dün akşam biz de takip ettik ve öğrendik. Bu kararları en üst perdeden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Savunma Bakanlığımız ve ilgili tüm kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığımız ve bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde grubu bulunan dört partimiz reddettiğimizi, kabul etmediğimizi çok açık bir şekilde ifade ettik. Hatırlarsanız bu mevzunun başlangıcında, S-400 ile ilgili mevzunun başlangıcında Türkiye müttefiki olarak gördüğü, düşündüğü Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunma sistemi olan Patriot'u istemişti. Patriot sistemlerini Türkiye'ye satmayacağını ve vermeyeceğini ifade ettikten sonra ve çeşitli defalar girişimde bulunmamıza rağmen bunu temin edemediğimizden dolayı tabii ki ülkemiz, vatanımız, hava savunma sistemimiz için son derece önemli olan bu sistemi dünyanın başka bir ülkesinden aldı. Şimdi bu noktada bize deniyor ki bu sistemi kullanamazsınız.
Bu sistemi iade edeceksiniz. Biz de vermiyoruz size. Bunun ne anlamı var? Bu savunma sanayimize yöneltilmiş bu tavrı, bu hasmane tutumu kabul etmemiz mümkün değildir. ABD yönetimi tarafından ülkemize yönelik uygulamaya konulan katsa yaptırımlarının sivil savunma bürokratlarımızı ve üretime yönelik patent haklarını hedef alması malumun ilanı olmuştur. Ülkemizin savunma sanayisinde ortaya konulan millileşme hamleleri emperyalizmi huzursuz etmiştir. Asırlardır coğrafyamızda emperyalist emellerini kukla devletler ve taşeron terör örgütler eliyle yürüten ABD'nin bölgedeki oyunları bozulmuştur. Türkiye'nin yerli ve milli üretimle savunma alanındaki dışa bağımlılığı neredeyse kalmamıştır. SİHA ve İHA'larımız tüm dünyada savunma sanayi tekerlerinin yatırım ve pazarlama hesaplarını darmadağın etmiştir. Yaptırımların bahanesi olan S-400 gerekçesi kabul edilemez bir bahanedir. Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği yaptırımları için söylediği bizi ırgalamaz sözü ABD'nin katsa yaptırımları için de geçerlidir. Asıl mesele 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasıdır. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in de söylediği gibi 15 Temmuz'da ABD'nin gayrimeşru çocukları kaybetmiş ve tarihin kirli çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu yaptırımlar yeni değildir. Türk milleti ve Türk devleti diz çökmeyecek, egemenlik haklarından asla taviz vermeyecektir. Cumhur İttifakı'nda vücut bulan milli irade var oldukça bu tür baskılar bertaraf olmaya mahkumdur. Milletimiz müsterih olsun. Türk devleti bu hamlelere boyun eğmez ve gereğini yapacaktır. Erdoğan ne derse o olur yani. Öbürlerini konuşmasa hep kasafüsü yani. Amerika'yı düşüyormuş. Kimse bir şey yapamaz Allah'a. Vallahi yaptırımı yapsalar da yapmasalar da Türkiye yoluna devam eder bence. Amerika'yı bu saatten sonra Cumhurbaşkanımızın tacını pek sanmıyorum. Yani yoluna devam eder yani Cumhurbaşkanımız. Vallahi eski Türkiye değil. Benim kanaatime göre ben Avrupa'da yaşayan birisi olarak ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'nın Türkiye için hiç yapacağı bir şey yok. Yani kendi kendilerini kandırıyorlar. Zannetmiyorum bir yaptırımlar yapsın Türkiye'ye karşı. Biz halen kendi ayaklarımız üzerinde durmayı biliyoruz. Avrupa'ya karşı, Amerika'ya karşı daima dik durmak gerekir gerçekten. Çünkü şimdiye kadar ben 64 yaşındayım, çok çektik. Hiç olmazsa o duruş milletimiz için güzel bir davranış olur. İnşallah dik durur, geri adım atmaz. Evet, görüntülerimiz de bu şekildeydi. Geçelim yine bir diğer haberimize. Sözleşmeli sağlık personeli sonuçları açıklandı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda 1 ile 7 Aralık'ta tercihlerini aldıkları KPSS 2020-14 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olması dilendi. ÖSYM tarafından 7000'i hemşire olmak üzere 12.000 sözleşmeli sağlık personeline ilişkin yerleştirme işlemi yapıldı. Bu da konuyla alakalı atılan tweet. Söylediğim gibi ÖSYM'nin sitesine girip sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz girmiş olan izleyicilerimiz için. Yine MEB'in bir haberiyle devam etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinin 1. ve 2. ünitelerini kapsayan çalışma fasikülleri hazırlandı. 900 soru içeren 11 fasiküle yine aynı şekilde MEB'in adresinden erişilebilecek. Bu da bence aslında çok yarayışlı olur öğrenci arkadaşlarımız için. Çünkü zaten hani nereden muaflar bilmiyorlar, işte hangi ünite geçerli bilmiyorlardı. Ve aynı şekilde bunları toparlamak, çalışmak zor onlar için. Evet. Bu açıdan hani daha kolay erişebilecekleri ve nereden sorumlu olduklarını da bilecekleri fasiküllerin hazırlanmış olması bence öğrencilerimize destek anlamında hoş bir adım olmuş. Bir an derslerin isimlerini duyunca bir üzüldüm. Ben sanki geçmişe çok yaşlanmış gittin gibi konuşuyorum. Daha 20 yaşındayım ama hani insan bir garip oluyor duyunca. Çok severdim sosyal derslerini. Ben de çok severdim. Evet, benim son haberim var bir tane. Ben de bu habere değinmek istiyorum. Çok garip ve çok üzücü bir konu aslında. 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı. Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş. Sivas'ta kendisini atlama ipiyle doğalgaz borusuna asan 12 yaşındaki kız çocuğunun deneme sınavını başarısız olması üzerine babasının kızması nedeniyle intihar ettiği öğrenildi. Dün saat 17 sıralarında giyim mağazası işleten TA ile İA çiftinin
çocuğundan büyüğü, TA adlı kız çocuğu evde kimsenin olmadığı sırada kendisini atlama ipiyle doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelen annesi İA kızını boruya asılı buldu. İpi keserek kızını indiren anne hem sağlık ekiplerine haber verdi. TA eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla numune hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan kız çocuğu doktorların yaklaşık bir saat süren müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ya, çok yazık gerçekten. Evet. Ya tamam babasısın veya annesisin. Onların eğitimi olsun, yaşam konularındaki onlar tabii ki de sizin düşüncelerinizi öngörecek, onlara bir yol çizeceksiniz, anlatacaksınız ama hani bunun da bir anlatma şekli var. Aynen. Hani çocuğunuzun karşınızına hani güzel dille anlatmak var, bir de sert bir dille anlatmak var. Çocuğa tabii ki sert bir dille anlattığınızda kendisini suçlu hisseder. 12 yaşındaki bir kız çocuğu, yani kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, 12 yaşındaki bir çocuk yani nereden anlasın o sizin hangi şekilde kızdığınızı? Yani çok yanlış şeyler bunlar. Ebeveyn olmak da gerçekten çok önemli bir konu aslında. Kesinlikle öyle. Yani şöyle bir durum var. Söylediğin gibi anne babalar biraz daha hani çocuklarının geleceğini planlamaya kendilerini kaptırıyorlar. Ya tabii ki o çocuğa ilgi göstereceksin, onun gelecekle alakalı planlarını soracaksın, ona yol göstermeye çalışacaksın. Ama bu yolu seçeceksin demeyeceksin. Yani o çocuğun tabii ki 12 yaş biraz daha bu konular için erken. Çünkü o yaşta ya kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Benim de aklımda oyundan başka bir şey yoktu. Çocuk dediğin hani zamanla yaş aldıkça hayatın ciddiyetinin farkına varabiliyor. O yaşta onu idrak etmesi biraz zor. O yüzden biraz dersleri salmış olabilir. Ama hani niye çalışmıyorsun, neden yapmıyorsun demek yerine ya da işte suçlayıcı bir sen şekilde şey konuşmak yerine evet gibi, daha yapıcı bir şekilde aynen, konuşmak gerekiyor. Böyle şeyler söylememek gerekiyor o çocuğa. Hani biraz olsun içinde bir ders çalışma isteği varsa onu da kaybediyor. Evet. Ya bu açıdan onlara biraz daha yapıcı davranmak gerekiyor. İşte şu olur, bu olur, şunu olursun, bunu olursun demek yerine biraz da hani işte ne bileyim bugün hangi derslerin var? İşte ben de sana eşlik edeyim. Hani yapamadığın evet. bir yer var mı? Ben de bakayım. İşte ne bileyim şu saatler aralığında istersen birlikte şunu yapalım. İşte ne bileyim hani çocuk için hem ders çalışacağı bir alan bırakması hem de oyun oynayabileceği bir alan bırakması. Hem hani kendi halinde çocuğun vakit geçirmek isteyeceği bir alan bırakması lazım. Sık boğaz etmemesi lazım. Aynı şekilde yani bugün başaramamış olabilir ama bir sonraki sınavında yüksek not alıp bunu düzeltebilir. Hani o çocuğa orada moral ver. İşte şu an yapamadın ama bir sonrakinde sıkı çalışarak evet. yapacağına inanıyorum diyebilirsin. Hani destek olduğunu gösterebilirsin. O zaten o notu gördükten sonra morali bozulmuştur. Bir de üzerine sen gittiğin zaman çocuğun söylediğim gibi bütün şevki kaçıyor. Gerçekten ebeveyn olmak hiç kolay değil. Yapıcı dili öğrenmemiz gerekiyor. Hakikaten evet. bizim en büyük sorunumuz bu. Ya gençlerde şöyle bir durum var aslında. Yani bence kesinlikle böyle bir durum var. Çocuğun ya da bir gencin içinde ders çalışma isteği olsa bile hani bir ebeveynin gelip de ders çalış diye baskı yaptığı takdirde içindeki bütün şevk kırılıyor. Yani çalışası varsa bile o ebeveynin baskısı yüzünden çalışası gelmiyor. Hani çünkü içerisinde daha farklı duygular beslemeye başlıyor. O yüzden hani daha yapıcı davranarak baskı yapmak yerine senin de az önceki bahsettiğin gibi hani birlikte yapalım, hangi derslerin var, daha hani yapıcı bir şekilde, daha yumuşak bir şekilde konuşarak hani çocuğunun bir nebze de olsa hani arkadaşı gibi de olabilir. Konuğumuz çocuğunuzun arkadaşı olmayın demişti. O aklıma geldi şu an ama bence hani gerektiği yerlerde biraz da arkadaş olmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bence de öyle. Söylediğim gibi yani çocuğa çok fazla baskı yapmamak gerekiyor. Özellikle de bu süreçte. Çünkü zaten hani dışarı çıkamıyorlar, bunalıyorlar, arkadaşlarıyla görüşemiyorlar, okul ortamından uzaklar. Yani uzaktan eğitimde alabildikleri kadarını almaya çalışıyorlar ve dersleri takip etmek eminim ki onlar için bu süreçte çok çok zor oluyordur. Haliyle bu süreçte çocukları birazcık daha rahatlatmamız gerekiyor. Hani rahat bırakmamız demiyorum. Rahatlatmak. Evet. Tamamen başıboş bırakın çocuğu kendi halinde işte ne yapmak istiyorsa onu yapsın demiyorum. Tabii ki bir ebeveyn kontrolü olmak zorunda. Ama bu çocuğu böyle sanki yani hoş bir şey olmayacak şu an yapacağım tabir ama hani tasması varmış gibi, sürekli bu çocuğun ipi senin elindeymiş gibi bu kadar sıkı yönetmeyeceksin bu çocuğu. Evet, zaten hani bu kadar sıkan veliler genellikle çocuğun bütün hayatını alt üst etmiş oluyor. Yani çocuk aynen hayatı öyle. Bir sıfır geride başlıyor. Evet, dolar, euro ve altın fiyatlarıyla devam ediyorum. Çünkü bu da en çok takip edilen konularımız arasında. İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, euro 9,5240 liradan güne başladı.
Piyasalar bugün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 2021 yılına ilişkin para ve kur politikası sunumunda önümüzdeki dönem para politikası ve rezerv yönetimine ilişkin vereceği sinyalleri takip edecek denmiş. Ve son olarak şuna değineyim ben, çünkü uzunca bir açıklama almışım. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı şu anda 467 lira. Gram altın 467 lira, çeyrek altın 765 lira, yarım altın 1530 lira, cumhuriyet altını 3048 lira. Yine yatırım yapma, alma, satma durumunda olan izleyicilerimiz için ek bir bilgi olsun. Yine ilginç bir haberimiz var. 4 ayda %100 artış fiyatı kırmızı eti geçti denmiş. Bu ne? Bak. Çok merak ettim. 4 ay önce 45 lira olan ciğerin kilosu son aylarda 2 katına çıkarak 90 liraya yükseldi. Gösterilen talep ve tüketim nedeniyle ciğerin fiyatının artmasıyla lokantalarda da bir porsiyon ciğer 25 liradan 40 liraya çıktı. Ya sadece bir porsiyon. Gaziantep'te yöre halkının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ciğer kebabı hem kent insanı hem de yerli yabancı turistlerce kahvaltıda. Çok ilginç. Evet, ben de onu söyleyecektim. Kahvaltıda genellikle kullanıyorlar. Günün her saati tercih edilen bir yemek olabiliyor yani, ne bileyim. Şu an belki hoş görünüyor olabilir ama ben çok, ben çok sevmediğim için. Hiç cam açmadığım için böyle şeylerin yanına. Bir de kahvaltıda tüketiliyor olması bana çok garip evet. geldi. Sabah sabah ne bileyim, çok ağır olmaz mı? Gaziantep Ciğer Kebapçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gül, vatandaşların son zamanlarda kırmızı etten çok sakatat tüketimine yönelmesi. Hani sakatat derken bile iç dünyamda neler yaşadığımı anlatamam. Sakatat tüketiminin yükseldiğini söyledi. Sakatata olan ilginin koronavirüs döneminde arttığını ve oluşan taleple fiyatların ikiye katlandığını anlatan Gül, şu anda Gaziantep'te ciğerin kilosu 90 lira. 4 ay önce bu fiyat 45 liraydı diyor ve muhteşem bir artış gösteriyor evet. hakikaten. Ciğerin fiyatı taleple birlikte yükseldi. Et fiyatlarının fazlasıyla geçti denmiş. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Adıyaman'da da çok fazla tüketildiğini, bu illerin ciğerin merkezi olarak bilindiğini dile getirmiş. Aynı şekilde bu fiyatların artmasıyla alakalı şöyle bir şey söylemiş esnafımız. Neredeydi? Esnafın sosyal medya kullandığını ve ciğer kebabına ilişkin sosyal medyada üretilen içeriklerin ciğeri popüler hale getirdiğini aktaran Yalçın Taşdenen, ciğer fiyatları son dönemde 2 katına çıktı. Şu anda et 60-65 lira seviyelerindeyken ciğer 85-90 lira seviyelerinde. Vatandaş et yerine ciğer tercih ediyor. Şu anda ciğer dürüm 20 lira, porsiyon 40 lira. Meslektaşlarımız, biz de dahil, sosyal medyayı aktif kullanıyoruz. Orada ciğerle ilgili çeşitli videolar paylaşıyoruz. Vatandaş görüyor, canı istiyor. Talebin artmasıyla ciğerin fiyatı da artıyor demiş. Yani hakikaten sosyal medyada bu tarz şeyler oldukça yaygın. Hepimiz denk geliyoruz işte, ne bileyim, meşhur pilavcı, meşhur midyeci, işte çiğ köfteci. Ve hani bu pandemi döneminden dolayı bu sakatata gerçekten çok fazla istek ve şey arttı. Evet, özellikle daha ciğer olmak üzere, evet, daha buluyorlar. Sağlıklı olduğu için. Senin yüz ifaden bile değişiyor. Hani sağlıklı derken bile böyle içimden gelmeyerek dilimin ucuyla. Yani bilmiyorum. Yani tabii ki hani tercih meselesi, damak meselesi, insanlar sevebiliyor. Ben çok aslında bir kere tatsan sevmiyorum. Seversin belki. Hiç asla sanmıyorum. ve sosyal medyanın gücü üzerine aslında dün de konuşmuştuk. Söylemiştim, iCloud hesabı bir miras kabul ediliyordu. Evet. Eşinden, yani vefat eden eşten diğer eşe kalacak şekilde verilebilecek bir miras haline gelmişti. Yine aynı şekilde görüyoruz sosyal medyadaki bu tanıtımlar insanların satışlarını, işlerini açıyor. Hakikaten hani çok değişik bir döneme yol evet. alıyoruz. Bununla alakalı sanırım bir haberim daha vardı. Onu da yine bahsedeceğim sosyal medyanın gücüyle alakalı. Bir yorumumuz gelmiş. Arif Kula yazmış. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Dün yine biliyorsun çok başarılı genç bir öğrenciden bahsetmiştim. Evet. Sen de karşılığında başka bir örnek vermiştin. Bugün yine bahsetmiş olduğun genç arkadaşımız konu oldu. Türkiye onu konuşuyor, yaptığı buluşla ince damarlar bile görünüyor denmiş. Babasının kanser hastalığı sonrası onun çektiği acılara çözüm bulmak amacıyla yola çıkarak insan vücudundaki en ince damarları bile gösteren bir sistem geliştirerek Türkiye'nin gündemine oturan Düzceli Elif İnce, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla fenomen haline geldi. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan İnce,
yeni hedefinin savunma sanayinde görev almak olduğunu söyledi. Geçen yıl Düzce Bilim Sanat Merkezi'ne giden ve burada çeşitli araştırmalara imza atan Elif İnce, 2018 yılında babasına kanser teşhisi konulmasıyla hayatı değişti. İnce, birlikte hastaneye gitmeye başladığı babasının aldığı kemoterapiler sonrasında damarları incelmesi, hastanede hemşerilerin de babasına damar yolu açmakta zorluk çekmeye başlaması sonrasında çözüm arayışına girdi. Ya aslında çıkış noktası o kadar tatlı ki. Benim yani... aklımda da babasının solunum rahatsızlığı çekiyor gibi kalmıştı da evet, babasının kanser tedavisi görmesi üzerine bu tarz bir girişim yapıyor. Dün de bahsetmiştik, hani bir genç kızın yani bu kadar güzel bir girişime başvurması gerçekten çok yani gururlandırıcı bir durum. Babasının damar yolu açılırken çektiği acılardan yola çıkan İnce, onkoloji hastalarının ve çocuk hastalarının canının yanmasını engellemek için damarları gösteren bir cihaz geliştirmeye karar verdi. Bununla ilgili olarak araştırmalar yapan Elif İnce, Bilsem'deki öğretmeni Adem Akkuş ile birlikte kanda bulunan hemoglobin maddesinin kızılötesi ışınları soğurduğunu öğrenerek geliştirdiği sistem ile insan bedenindeki damarları kolaylıkla görmeyi başardı. Geliştirdiği sistem ile ünlenen İnce, hakkındaki sosyal medyada yapılan paylaşımlarla da fenomen haline geldi. Bu şekilde söylenmiş. Hakikaten ne kadar hani tatlı bir düşünce. Babasının acı çektiğini görüyor ve buna dayanamadığı için onun acısını hafifletecek ve onunla aynı acıları paylaşan insanların acısını hafifletecek bir adımda bulunuyor. Ya hakikaten hani hem oldukça başarılı, oldukça genç, bunlar tabii ki gururlandırıyor ve de ne kadar hani merhamet sahibi, ince ruhlu. Bunlar yani beni çok etkiliyor bir insandan. Kendi üzüntüsünden yola çıkarak nasıl büyük başarıları yol açıyor aslında. Evet, yani herkesin şöyle merhametli olmasını dilerdim. Evet. Çok hoş bir davranış gerçekten. Evet, yine sosyal medyada oldukça konuşulan bir konu vardı. Çok da tatlı bir görüntü hakikaten. Nevşehir Belediyesi bir koyun, bir keçi, üç kuzu tarafından esir alınmış bulunmakta diye bir tane Nevşehir Belediyesi'nin kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım var. Evet, esir alınmış bulunmaktayız diyerek hani komik bir görüntü sunmuşlar. Videosu güvenlik da vardı. Aynen. İzleyebiliriz. İzleyebiliriz. Gagayoz kıyameti, dindik bir alameti, gagayoz kıyameti. Omani yol dediğin yol gibi ulaşmalı bir yere. Biz dön baba dönelim, geliyoruz aynı yere. Bu döngü kısır döngü, başı var da sonu yok. Dönüyorum döneniyorum, sonunda bir çıkış yok. Omani çok güzel. Aynen. Böyle birkaç belediyenin sosyal medya üzerinden atışmaları olsun, bu tarz paylaşımlar olsun. Çok güzel oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Aynen. Belediye hesaplarını bayağı benim de takip edesim geliyor. Çok güzel o şeyler çıkabiliyor. Yalnız bu bana şeyi hatırlattı, bu görüntü. Bir tane kitap vardı. Hatta daha sonrasında animasyonu da yapılmıştı bunun. Hayvan Çiftliği. George Orwell'un kitabı. Orada da hani hayvanlar bir araya geliyorlar, baş kaldırıyorlar. Evet. Burada da bunların kalkıp belediye binasını basıyor olması bana direkt onu hatırlattı ve çok güldüm o yüzden, bu benzetmeden dolayı. Çok tatlı ve ilginç görüntüler ortaya çıkmış gerçekten. Evet, yine değinmek istediğim işte bu teknolojinin vardığı noktayla alakalı haberim şuydu. New York polisi robot köpeği test ediyor. New York Polis Departmanı uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot'u tespit etmeye devam ediyor. İşte şu görüntüsü. Hakikaten hani görüntüsü bir köpeği andırıyor ama bence ne bileyim biraz korkutucu. Korkunç duruyor. Evet. Robot köpeğin 2021'de göreve başlayabileceği belirtiliyor. Robot köpek Spot önümüzdeki dönemde New York Polis Departmanı bünyesinde görev almaya başlayacak. Bu görev için test edilmeye devam ediyor. En son üretim ve güvenlikten sorumlu olmak üzere bir petrol rafinesinde işe alınmış bu köpekler. Hakikaten dediğim gibi hani tamamen bacak yapıları oldukça bir köpeği andırıyor ama
ne bileyim ya robotlar evet. biraz bana ya korkutucu tamam, hani, geliyor aslında. Bilimin vesaire gelişmesi adına çok güzel adımlar olabilir ama insan şöyle bir düşünün döneme kaldık diye. Evet. Çok farklı yani şeyler yaşıyoruz gerçekten. İşte, hani bak polis departmanında işe girecekler. Ondan sonra söylediğim gibi iCloud gibi dijital hesaplar miras kabul edilecek. Bunun gibi birçok yenilik teknolojiyle uçan arabalar. Aynen öyle. Hatta dün de haberi vardı yine bir elektrikli araç üretilmişti. Gördün mü bilmiyorum. Evet. Kendi deposunu kendi doldurabiliyor, şarj olabiliyordu. Elektrikli bir araç ama şarj edilmeye ihtiyaç yok. Hani geceden sabaha kendi kendini yeniliyor. Bunun gibi bir sürü aslında güzel, ilginç şeyler oluyor ama çok farklı bir çağa doğru atlıyoruz gerçekten. Evet, yani bir hem hayret ediyorsun hem sanki bu kadar ilerleme biraz korkutuyor evet. gibi. Bazen hani büyüklerimin anlattığı kadarıyla tabii ki biliyorum ben de. Eski zamanlarda yaşamayı çok isterdim. Hani o zamanlardaki içtenlik, samimiyet hep çok hoşuma gitmiştir. Böyle bazı filmlerde de olduğu kadar anlatılmaya çalışılıyor. Çok hoşuma gidiyordu eski zamandaki hani içtenlik. Yani telefon tabii ki ben de elimden düşürmüyorum. Yani tabii ki de yani onu hepimiz. Kolaylıkla söyleyebilirim ama eğer eski zamanda yaşıyor olsaydık hani giyimleri olsun, samimiyetleri olsun, o sıcak sohbetleri olsun her zaman şu zamandaki halimizden daha güzel ve daha samimi gelmiştir evet. bana. Yani o gün konuğumuz geldiğinde de aslında aile içi iletişim üzerine konuşmuştu. Ve ekranlara bağlı yaşadığımız için aramızdaki muhabbetin bittiğini ifade evet. etmişti. Hakikaten çok doğru bizim bir dönemin gerçekleri görüş, bu. Evet. Maalesef hepimiz yapıyoruz. Yani hepimiz bir ekranın içinde yaşıyoruz çoğu kez. Ama çağın şartları yani çünkü her dönem evet, neyi gerektiriyorsa onu yaşıyor. Hani teknolojiyi de çok da dövmek istemiyorum yani. Yok canım dövmek için değil. Sadece çok hani garip şeyler oluyor. Evet sadece şu robot kısmı beni korkutuyor. Evet son olarak bunu neden sona sakladım bilmiyorum. Stressiz bir gün için sabah ritüelleri aslında belki de en başta vermem gereken bir şeydi. Ama bir sonraki sabah için seyircilerimiz de belki biz de uygulayabiliriz. Çünkü senle ben de bazen evet. oldukça yorgun olabiliyoruz. Şöyle söylenmiş bir sabah için yapılabilecek birkaç tane ritüel var. Her gün aynı saatte uyanmaya çalışın denmiş. Dışsal koşulların uykunuzun önüne geçtiği zamanlar olsa da tutarlı bir uyku programına ne kadar çok bağlı kalırsanız uyanmak da o kadar kolay olacaktır denmiş. Ayrıca hani meditasyon müziğine benzer bir müzikte alarm olarak kullanılabilir denmiş. Ve normal süreden 30 dakika önceye kurun demiş. Hani 30 dakika öncesinden çalmaya yaparım. Başlasın. Yani çünkü 30 dakika öncesine kurarım. Hep de 30 dakika belki de 40 dakika yaparım. İki alarm Hı-hı. kurarım. Bir 30 dakikası öncesidir. Hem kendime gelmek amaçlı hem yani yatakta telefon falan oynuyorum. Daha dinç kalkıyorum o zaman. Çok mantıklı bu. Aynen öyle. Ama ben çok bunu yapamıyorum. Ben çünkü hep onu yaparım. Ben tam saatine kuruyorum. Çalmaya başlıyor, duyuyorum ama biraz böyle bir ertelemeye gidiyor gibi oluyorum evet. bazen. Ya bazen de kalkıyorum, ne yapayım. Ama 30 dakika önceden çalarsa ben o alarma çok sinirlenirim. Bunu biliyorum, o yüzden yapamam. Ben yapamıyorum, siz yapın diye okuyorum seyircilerim. Gözlerinizi açtığınızda teşekkür edin demiş bir dakika boyunca. Bu çok mümkün görünmüyor aslında benim gözüme. Çünkü ben hakikaten güne mutsuz başlayanlardım. Yani hani birisi uyandığım ilk an bana günaydın dediğinde bile böyle bir günaydın. Aynen. Bir Nemrut oluyorum maalesef. İşte bunu aşmak için bunu yapmak gerekiyor. Şükran duygusu tahmininizin ötesinde çok güçlüdür. Hayatınıza neşe, barış, tatmin getirir. Ve gün boyunca her şeyi daha iyi yapma şeklinizi otomatik olarak değiştirir. Yataktan kalkmadan önce şu anda hayatınızda en çok minnettar olduğunuz 3 şeyi kendinize hatırlatın. Bunlar önceki gün olan şeyler ve hayatınızın daha genel bölümleri olabilir denmiş. Yani ne bileyim çok fazla hepimizin yapabileceği şey gibi görünmüyor aslında okudukça. Minnettarlık ve şükran konusu aslında hakikaten çok eğilim göstermemiz gereken bir şey. Hatta dün de biliyorsun Yılmaz Vural'ın bir açıklamasını okumuştum. Bir dakika için bile ne kadar hani canının yandığını söylemişti. Hayatında yaşayamadığı bir dakika için bile çok üzüldüğünü evet. söylemişti ve hakikaten öyle. Bir dakikayı bile kaçırmamak gerekiyor aslında. Bu açıdan bence de nefes aldığımız her an için minnet ve şükran duyduğumuzu belirtmemiz, göstermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde egzersiz yapmanın daha iyi olduğunu, hatta işte bu uyku problemleri nedeniyle doktora gitmeye daha az ihtiyaç duyulduğu yapılan araştırmalar sonucu gösterilmiş. Yani sabah sabah bir egzersiz yapmak gerektiği söyleniyor. Yine aynı şekilde
yataktan kalkınca ilk işin perdeleri açarak gün ışığına bakmak olduğunu söylemişler. Yani bunu yapıyorum aslında. Yani. Ben de direkt perdeleri açarım yani. Bu da aynı şekilde beynin en güçlü sinyalidir demişler. Ondan sonra bağışıklık sisteminizin güçlendirilmesi ve biyolojik saatinizin ayarlanması açısından güne mutlu ve uykunu almış bir şekilde başlamanın beyni güne başlamaya hazır olduğunu göstermek anlamına geliyormuş. Bunlar da bilgi olarak vermiş olalım. Sadece birinciyi yapıyorum. Bir aradalardaki bazen yazın mesela hani uyandığımda direkt camı açardım. Eve hani temiz hava girsin diye. Çok hoşuma giderdi. Tabii kışın evet, yapamıyorum. Evet, ben de çok severim. Hani böyle arada minik şeylerim var benim de. Evet. Yine bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. O zaman vedamızı yapalım. Yapalım. Evet sevgili izleyenler, her zaman olduğu gibi çok güzel, çok dolu dolu bir programdı. Umarım sizler de bizleri izlemekten zevk alıyorsunuzdur, mutlu oluyorsunuzdur. Çünkü biz sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutlu oluyoruz. Yorumlarınızla olsun, izlerken olsun, bizleri yalnız bırakmadığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Herkese mutlu günler diliyorum. Evet sevgili izleyenler, bir Kent'te sabah programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte Kent 19 ekranlarında Kent'te sabah programıyla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
derdim deşersin. Durnalar ne haber? Yardan